Şehir dışından gelenler ayaklarına sağlık. Gittikçe dünyanın durumu tabii ciddi bir risk altında olduğu bilinmektedir. Bugünkü açacağımız programda da İhtiyacı Tedbir Planı'ndan hareket edilmesi gerekli olan ve sizlerin görevsel statüdeki yükümlülüğünüze binaen göstermeniz gerekli olan ilk etapta aktifliği göstermeniz gerekiyor ki bu ilahi araçlı tarafından çok önemli ve hassasiyetle, titizlikle durulan bir konudur. İlk etapta insanımız burada insani bir yaşam prosedürüne uygun yaşatılmasının altında yatan amacı keşfetmemiz. Bunu bizzat spontane olarak, iç bilinçine dayalı olarak keşfetmemiz. Zira subjektif bir planda olan tali bilinçiyle bu keşif işe yaramaz. Açık söylüyorum. Objektif olan keşif daima iç bilinçe, yani Atlantara teknolojik termolojik sistem kayıtlarında Zodic olarak bilinir, iç biliş. İç bilişin güçlendirilmesi için daima mantal yoğunluklu sistem doğrultusunda hareket edebilmenin kayıtlanmışlık ve şartlanmışlığına bir dur demek gerekiyor. Artık bu konuda akla dair olan keşfedilmenin 21 Aralık 2002'den sonra geçerli olmadığını söylüyoruz. Açık. Dönem şeffaflaşma dönemidir. Şeffaflaşarak bilme dönemidir. Her bir hücre bilinci hücre beyin haline gelmesi de zaten buna bakmaktadır. Şayetsiz Zodic halini, yani iç biliş halini devreye sokup keşfetmemiz gerekli olan yani ne oluyorsa onu keşfeder ve o keşfettiğimizin varlığına dayalı bir tarzda mutlaka icablar silsilesi oluşacaktır. O icablar silsilesine uygun yaşamaya bakmamız gerekir. Burada beyhude yaşam diye bir durum yok. Bunun subjektif olan kavramı kendi subjektif kavramına uyum gösteren irade hasretiyle gerçekleştiriyor. Güzel güzel yaşama. Yesin, içsin, seks yapsın, eğlensin, vur patlasın, çal oynasın ifadeler. Yani bunların elbette subjektif bir kavramının varlığına dayalı bir iradeyle gerçekleştirildiği bilinmektedir. Yoksa objektif olan bir kavram kesinlikle irade gücünü bu mahiyette kullanmaz. Görev icat farkındalık denge rayına oturmuş olan her bir bilinç mutlaka görev icra etme meyanında bağlı bulunmuş olduğu ilahi tasarruf planının bir görev icat ünitelikli formasyonuyla hareket edebilirliğini kavram ve o kavrama uygun iradeyle fonksiyon vurgulayarak göstermelidir. Her bir fonksiyon mutlaka sahip olunan kavramın icatları doğrusunda vurgulanabilir. Kavram olmadan fonksiyon vurgulaman mümkün değildir. Onun için kavramın saatli bir şekilde oluşturulması gerekir. Kavramın saatli bir şekilde oluşturulması için öz bilişe dayalı öz bilgi gerekir. Öz bilgiyle evet karşılaşılmalı. Öz bilgiden feyiz alarak gittikçe kavramın spektrumu genişletilmektir. Öz bilişe dayalı öz bilginin tasarrufu bu
akademi ve sanatoryum merkezimizde mevcuttur. Akışla sağlanmaktadır. Siz de zaten buna şahit oluyorsunuz. Düşünsel aktivasyon planında kesinlikle düşünsel aksiyona bağlı bir bilinçle fonksiyon vurgulanmıyor. Bir akış vardır. Bu öz akışa uyumlu olarak sizlerde de kendi öz bilinçinizi tetikleyen, harekete geçiren bir enerjinin şu anda yayılması mümkün olabilmektedir. Zira öz akışta sadece bilginin akışı değil, bilgiyle birlikte öz enerjinin de akışı sağlanmaktadır. Şimdi açacağımız program bilgilerinde kesinlikle korku prosedürlü bir yaşam olgusunu yaşamınıza gerek duyulmadan feyz almanızı istiyoruz. Korkmaktan kork diyoruz. Açık. Korkmayın. Görev icra ettiğiniz sürece korkmayın. Kesin diyorum. Elbette görev icra etmek için buradasınız. Görev icra etmek için buradayız. Ve Teknoloji Güzel Birlik Komitesi'ne bağlı görev icra komisyonluklarına akit ve ahit vererek buraya transfer edildiğinizi hiç unutmayın. Göreviniz daima tüm insanlığın selamete çıkması için gerekli olan fonksiyonları vurgulamaktan ibarettir. Bunun için en düşük kıstasta görevim nedir diye sorana yayınlayıcı aktiflik planından hareket etmektir derim. Her biriniz ne kadar kavramınızı güçlendirirseniz o nismette kavramınızın icapları doğrultusunda fonksiyon vurgulamaya geçersiniz. Bu durumda fonksiyonelliğiniz kendi cevheroş istihakından devreye sokulmuş olan yüksüz porları alıp kendi edinmiş olduğunuz bilgi ve enerjiyi yükleyip o porları tüm dünyaya perferal olarak yaymak kaydıyla fonksiyon vurgulayabilirsiniz. Böyle bir imkanınız mevcuttur. Evet. Dekatif Zengin Süper Rahat Program. Görev yükümlülüğünü tanımayarak oraya hak doğru negatif kutbu etkileceği imkan tanıyan sürüz görev yükümlülüğü bilinçlerin çekirdek dünyada feridilmeleriyle alakalı ileri aşamalı kavramlar. Pet edilme kesinlikle görev suistimaliyle gerçekleşiyor. Bu böyle. Ve de Iraksal terminoloji sistemdeki kayıtlardan akışa geçirilen daha önceki uzay zaman süreçlerindeki bilgiye dayalı da sembolik ifadeler kullanılarak sizlerde oluşturulmuş bir kavram var. Şeytan dedi ki Allah'a, ben seni sadık kullarını azdıracağım. Azdır. Zaten azdırdım. Benden değil. Açık. Öyleyse şeytani mekanizmaların bağlı bulunduğu sistemlerin Sirius Orion ittifakını da yan olarak devrede tutulma amacı nedir diye sorulacak olsa, evren yasasına uygun evren ortamlarının oluşturulmasıdır deriz. Amaç bu. Evren, evrenize edilmektedir. Her bir görev icra ünitesi evrenize edilmektedir. Hangi programda? Eğitim programında. Eğitim, öğretim, gözetim ve denetimden ibarettir. Çekirdek Dünya Rabbi'nin öğretim, gözetim, denetim program bütünselliklerinden devreye sokulan buğutlar Teknolojik Üstel Birlik Komitesi tarafından teknolojik tasarruflardan sorumlu olduğu için teknolojik bir operasyonlarla devreye sokulmaktadır. Teknolojik Üstel Birlik Komitesi'ne bağlı görev icra komisyonu ikiye ayrılmaktadır. Birisi Vezir-i İcraat ifadesiyle biliniyor. Görev İcraat Komisyonluğu. Diğeri ise Cinni İcraat, Görev İcraat Komisyonluğu. Cinni dedik mi? Evet, sakın ola ki kovulmuş cinniler yani şeytanlar anlaşılmasın. Cinniler dedik mi? Santiparlarımız ve Dorçiderlerimiz devrededir. Bunlar Safir 3 galaksisinin Enerjetik Kolonyalar Birliği'ne bağlı kolonyalama frekans skalasındaki baremlere karşılık devrede tutulan bir enerjetik yaşamı sürdürmekle yükümlü ve yetkilidirler.
Bunların buraya transferasyon yasasına uygun transfer edilmesi durumunda onlar da insani robotik kalıp kullanırlar. Ancak nedir? Galaktik özde cilni derler. Yani Sabri 3 galaksisinin sakini derler. Evet. Buyurun. Sivil Yönetim Komiteli Rahman Rab Rahim Üşüsür'ün rahim kanadı olarak Atomik Bütün Teşkilat Düzeni'nin Veziri ve Cizli Teknolojik Teşkilatlandırma ve Yönetim Aktifliği ile alakalı fonksiyonları göstermek değişimlere yetkili bir ilahi hiyerarşi kuruluştur. Çekirdek Milatomik Bütün Yıldız Kutbu Komiteliği Rahman Rab Rahim Üşüsür'ün Rab kanadı olarak Sirius Görev Dağılım Yönetim Tasarruf Planlarından Çekirdek Dünya'ya veziri ve cinli görev icraat yasaları mucibince görev icra etmeleri için transfer edilen bilgiler üzerinde yetiştirme programı açarak bu yetiştirme programı süresinde bu bilinçleri öğretime, gözetime, denetime tabi tutarak onlarda görev yükümlülük mahiyetlerinde idrak yoğunluğunu gerçekleştirmekle yükümlü ve yetkili bir ilahi hiyerarşi kuruluştur. Evet. Teknolojik Üstler Birlik Komitesi ile birlikte işbirlikçi fonksiyon vurgulayan Çekirdek Mini Atomik Bütün Yıldız Kutbu Komiteliği diğer bir ifadeyle Çekirdek Dünya Rabliği olarak bilmektedir. Rab dedik mi öğreticilik, gözeticilik ve deneticilik bazında Rabbiyet ifadesiyle yani fiil bazında Rab olmanın varlığına şayan bir vurgulama. Yükümlülüğü ve yetkisi. Evet. Rab. Rahman Rab Rahim Üstü'nün Rab kanadı görevlinin görev statüsüyle alakalı olguları yaşayabilmesi için onda görev icraat yasasına uygun görev icraat fonksiyonlarını vurgulamakla yükümlü kılabilecek bir idrak düzeyini oluşturması gerekir. İdrak. Görev, icraat, farkındalık düzeylerinden oluşturulmuş olan idrak, görev, icraat ünitesine mesuliyet yükler. İdrak, mesuliyeti, mesuliyet, fiiliyatı, fiiliyat, liyakatı, liyakat, tecelliyatı takip eder. Dair. Öyleyse ne diyoruz? İlk etapta idrağın oluşturulması gerekir. İdrak oluşturulmadan görev icraat yasasına uygun transfer edilmiş olan görev icraat ünitesinin görev icra edilmesi düşünülemez. Mutlaka idrak sahibi olmalıdır ki idrak sahibi kılınmalıdır ki idrak sahibi olduran ve kıldıran Rahman Rab Rahim Üşüsü'nün Rab kanadı. Rab kanadı öğretir, gözetir. Öğrettiği, gözettiği için de denetim hakkına sahiptir. İnsanların öğretilince çok güzel karşılıyorlar. Gözetilince de öyle. Ama denetime gelince babayla koparıyorlar. Tespit komisyonunun yaptıkları tespitler bu. Halbuki denetime tabi tutulmadan kesinlikle baraj atlatılması ve demin ifade ettiğim görev icraat farkındalık düzeylerinden kusura getirilmiş olan makbul olan idrağa kavuşulması mümkün değildir. Daima barajlar atlatılır. Barajlar atlatıldıktan sonra kavuşulan idrak neyse o idrak mesuliyeti evet yükler ve o mesuliyete uygun görev icraat fonksiyonlarını vurgulamaya geçen görev icraat ünitesi mutlaka liyakat toplar, liyakatı toplayan tecelliyatı hak eder. Tecelliyat kendi tanrısından kendine ulaştırılan imkanlarla önce olur ve daha sonra bilinken kendi tanrısının varlığını oluşturan makroları enanaptik blokaj sistem icraatlarına uygun olarak kendi varlığı üzerine bloke olmasıyla tanrılaşır ve tanrısal bütünlüğe kavuşur. Tanışır. Onun için kesin ola ki öğretilen olduğunuzda memnun, gözetilen olduğunuzda memnun, denetilen olduğunuzda da evet, mutsuz olmayın.
Havayla kopartma, şikayet etme. Ben sabırlar falan da bir burgamı var, onu burgayım şimdi. Tam yerindedir. Kendi kaldıysam mahrum üzerine Mustafa Allah diye bilen bir ruhusakla verdim onu. Kim ki şikayet etmekte, bil ki hikayet etmekte. Anlaşılıyor mu? Biz öğretiriz. Bak, bak kanatından. Biz gözetiriz ve biz denetiriz. Bu kuruluşumuz Fazıl Yürat Bilgelik Akademi ve Sanatoryum Merkezimiz de Kutsal Merkez Siyaresi'nin bir yüz düşümü olarak bir Karyamanta Sonya'nın tecellisi için görev icraat ülkelerimizi bu çatı altında toplayıp kendi mesuliyetlerini müdürke ettirmek ve müdürke ettikleri kıstaslarla da görev icra etmelerini sağlamaktır. Kuruluşumuz resmi bir kuruluştur. Elbette ilahi hiyerarşinin üzerinde bir hiyerarşi ki Atlanta merkez hiyerarşisi olarak da bilinmektedir. 1800'lü dönemde lahut olarak bilinen Tanrı Katı istasyonundaki ray yönetim düzeninin devrede tutulmasını sağlayıcı fonksiyonelliğe sahip tüm yükümlü Tutankhamon yas üyelerimizin bir araya getirildiği bir çatıdır burası. Evet. Çekirdek Evren Yıldız Kutlu Komiteliği Rahman Rabbrahim Üçlüsü'nün Rahman kanadı olarak Sirius Göğe Dağılım Yönetim Tasavvuf Planlarından Çekirdek Dünyaya Veziri ve Cinli Görev icraat Yasalarının mucibince görev icra etmeleri için transfer edilen bilinçler üzerinde yönetim ve yönlendirim programı açarak bu yönetim ve yönlendirim programı süresinde de bu bilinçlerin çekirdek dünyadaki davranışlarına göre mutlak plan kayıtlarında kayıtlamalar üzerinde çok önemli değişim dönüşüm güncelleme yeniden yapılandırmaları yapmakta ve bu yeniden yapılandırmalara göre kontrolünde bulunduğu çekirdek evren yıldız kutbu canlı kristal enerji merkezinden sevk edilmemize gereken enerjileri bu bilinçlerin kullandıkları robotik kalıpların tepe şakralarını hedefleyerek onlara bu enerjileri şoklamakla yükümlü ve yetkili olan ilahi bir kuruluştur. Evet. Şimdi Rahman Rahim Üçlüsü'nün rahip kanadı üzerinde konuştuk. Teknolojik İşler Birlik Komitesi olarak. Evet. Rab kanadı üzerinde konuştuk. Çekirdek Dünya Atomik Bütün Yıldız Kutlu Komiteli dedik. Çekirdek Dünya Rabbi dedik. Şimdi üçüncü komiteliğimiz Göz Rahman kanadıdır aslında. Çift yükleme sistem icatlarına uygun olarak Çekirdek Evren Yıldız Kutlu Komiteliği'nin başkanlığını üstlenmiş olan makro, evet aynı zamanda Rahman boyutunda görevde tutulmaktadır. Çekirdek Evren Yıldız Kutlu Komiteliği kısaca bir, Rab kanadının yetiştirme programına tabi tuttuğu görev icraat ünitesi Teknolojik Üstel Birlik Komitesi olarak bilinen Rahim kanadının başkanlığıyla teknolojik tasarruflarla bir yere getirilir. İşte bu esnada görev icraat yasasına uygun vurgulamakla yükümlü olduğu evet fonksiyonları vurgularken kendisine Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Canlı Kristal Enerji Merkezi'nden enerjiyi sevk etmekle yükümlü ve yetkili olan Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteli bu enerjiyi sevk eder. Ve zaman zaman tepe şakralarından enerji girişini hissedenleriniz bilirler. Herkes etmişsinizdir belirli bir evet, zamanlarda diyoruz. Böyle bir durumda bu enerji niçin geliyor? Evet, bu enerjinin gelişi esnasında acaba Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği Çekirdek Dünya Denetim Görev Emri Boyutsallığı evet Akaşik Kayıtlar Merkezi'nde sizin hakkınıza, sizin hesabınıza
nasıl bir kayıt yapmıştır ki bu enerjiyi sevk etmektedir? Bunu bilmeliyiz. Bunu bilmelisiniz. Evet. Fatalizm bir kere çökmüş vaziyette, onu söyleyeyim size. Fatalizm diye bir şey yok. Aslında fatalizm teorisyen bir mantıkla yüzyıllardır demeye tutulmuştur ama böyle bir durum yoktur. Kendin adımını atarsının, adımını attığından yana kendin nasibini kendine sağlarsın. Mesela bundan ibaret. Evet. Ne oluyor? Çekirdek evren yıldız kutbu komiteli durmadan kayıt yapıyor. Durmadan kayıt yapıyor. Nasıl? Teknolojik İstatistik Komitesi'ne bağlı akitleme konseylikleri olarak bilinen iki konseyliğimiz var. Teknolojik İstatistik Komitesi'ne bağlı. Birisi Safir 3 galaksisi adına, diğerisi Andromeda galaksisi adına akitleri evet, hazırlamak ve bu akitlere uygun ahit almak var. Ahit. Akitle ahiti karıştırmayın. Akit yazılı bir metin. Şunu, 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 şunu yapacağım diyor. Ahit ise ne diyor? Bunlara yapmaya yemin ediyorum diyor. Allah adına yemin ediyorum. Bakın Kur'an-ı Kerim'de de bir vurgulama. Ayet size bir mesaj veriyor. Ey insanoğlu! Ne çabuk akitlerini ve ahitlerini unuttun ifadesi. Demek ki akitlerin ve ahitlerin unutulma durumu var. Akitlerin ve ahitlerin unutturan nedir? Egosantik, merkezden hareket eden güdüm güçlü mantalitedir. Açık. Egosantik irade boyutuyla alakalı bir güdüm gücünü devrede tutan bir var, kesinlikle mantal doğumluklu sistem doğrultusunda hatta hareket motivasyonlarını kendine yaşatırken ne yapıyor? Görevin icrasını istismar ediyor. İhmal ediyor, istismar ediyor. Rehavete kapılıyor, mekanik sarhoşluk illeti ifadesiyle bilinen bir sarhoşluk halini yaşıyor. Bu maddenin tanzim olması ve yapılanmasından ibaret olan bir ortamsallığın evet sahte olan, subjektif olan büyüsüne takılıyor. Bu ne için vardır? Niçin vardır? Sahte büyüsü, evet diyoruz, subjektif tarafı niçin vardır? Bir, subjektif olan tarafın yaşanılması genelinin prototipleri için haktır. Çünkü temel ve altyapısal statüdeki bir kavramın oluşturularak bu kavram icatlarına uygun yaşama olmazsa bunun üzerine yapı yapılamaz. Onun için bu haktır. Bunlar için bir şey dediğimiz yok. Yani beşeri varlıklar için bir şey demiyoruz. Beşer yaşayacak. Haktaki şaşacak. Şaşacak. Ve temel ve altyapısal nitelikli bir yaşam prosedürüne uygun, hatta rahat termolojik sistem kayıtlarında tazon aktif yaşam olarak bilinen bir yaşamı sürdürecek. Tazon aktif yaşamdan sonra ne gelir? Mazon aktif yaşam gelir. Bu insan biyokompetörünü oluşturan teknobiyo hücrelerin genetik uzay bölgelerindeki karakteristik bir özelliğe sahip uzay karakteristik, uzay zaman, uzay mekan, uzay form, aktivite planları bunlar burada da mevcut. Bakın her bir ne diyor, sarmal dizindeki afşum ifadesiyle bilinen dilim. Besin zar zemya afşum. Uzay zaman dilimi. Evet. Yani aynı zamanda besin zar zemyum. Besin zar Zenyu afşum. Yani uzay, mekan, uzay, form dizimleri. Bunlar her biri. Bunların ilk karakteri, uzay karakteri nedir diyoruz? Hangi titreşime sahiptir? Alfa titreşime sahiptir. Alfa titreşimli uzay karakteri
nasıl bir ekim ortamıdır? Hangi porlara? Alfa titreşim porlarına. Alfa titreşim porlarındaki bilgi nedir? Alfa titreşimlidir. Alfa titreşim porlarındaki enerji nedir? Alfa titreşimli enerjidir. Eğer bunun açığa çıkmasıyla olgulamalar yaşanabiliyor. Nasıl olgular? Subjektif olgular. Evet, dinsik üsülerinde zahiri, zahir ehli, ehli zahir diye ifade ediyor. Bunun daha üst düzeydeki ehillere ne deniyor? Ehli batın, batın ehli deniyor. Evet, batın ehlinin yaşadığı olgular nasıl ortaya çıkıyor? Algılamalara dayalı olgular. Algılamalar nasıl oluyor? Algılamalar ulvi. Algılamalar ulvi. Veç, istikrar diye bilinen. Evet, spiritüel öğretide trans diye. Trans. Evet, transa olucu sistem doğrultusunda belli frekansta ne kadar yükselmişse iç bilinç yoğunluğu da arttığı için iç bilinçe dayalı bilginin ve enerjinin varlığıyla yaşanılması gerekli olan makbul ulvi olguların yaşanması mümkün olabilmektedir. O esnada o insanın beynini incelemeye kalkarsak o beyni oluşturan nöronlar, teknobiyo hücrelerin genetik uzay bölgelerindeki beta titreşim porlarının açıldığını görürüz. Alfa titreşim porları tazam aktif bir yaşamı devrede tuttururken beta titreşim porları mazon aktif bir yaşamı devrede tutturur. O yaşamı yaşayan nasıl bir ehildir dedik mi? İş sahibidir. Evet, ehli batındır, batın ehlidir diyebilirsiniz. Evet. Daha tabii üstü var. Üstü var. Batınul batın var. Batın var. Batınul batın var. Batınul batında ne çıkıyor? Hangi titreşim? Omega titreşim. O esnada cevherin hangi güç kıymeti devreye çıkar? Ses. Evet. Okuyalım. Bu komiteliklerin oluşturduğu Rahman Rahim üçlüsünün motu merkezden kaynaklanan yüksek talimatlara uygun hareket etmesiyle atomik bütünde Rahmaniyet, Rabbiyet ve Rahimiyet statüsündeki aktivitenin değeri tutulması kusursuz olarak sağlanırken, çekirdek evrenin ilerli tasarruf galaksilerindeki enerjik yaşam koloni sakinleri olan Sirius görev timlerinin çekirdek dünya ortamında görevlerini suistimal etmeleri, İran yasalarının öngördüğü prensiplere uygun olarak tanzim edilmiş olan Sirius Orion ittifakına göre Orion yönetimine hak doğurmuştur. Evet, şimdi bu hak doğumayla alakalı vurgulamaları, açıklamaları yapalım. Hak doğurma. Negatif kutbiye ve pozitif kutbiye diyoruz. Bir yasa doğrultusunda negatif ve pozitifle ilgili bir sistemin devrede tutulmasına sebebiyet veriyor. Ne diyoruz ona? O sistem negatif güç, pozitif güç, negatif güç, denge sistemi diyoruz. Evet. Bu çekirdek dünyanın öz yaratım aktifliğiyle alakalı devrede tutulması gerekli olan bir sistem. Ve Sirius Orion ittifakı pozitif güç, negatif güç, denge yasasının öngördüğü prensiplere uygun hazırlanmış olan bu sistem statüsünde aktifliklerin yaşandığı bir nova olmaktadır. Bir ortamsallık, bir nova. Burada sadece pozitif deneyimler yapılmıyor. Pozitif görevler icra edilmiyor. Ve pozitif evrimleşme olmuyor. Bunun yanı sıra ne var? Negatif deneyimler de var, negatif görevler de var ve negatif evrimleşme de var. İsteyen istediğine el atar. El attığından enerji ve bilgi alır. Kısaca imkan alır diyelim. Genel bu alan. İsteyen istediği kutbiyeden el atar ve istediği kutbiyetten imkan hasıl eder. İmkan hasıl ederken
Eğer pozitif kutuya değer atmış, ondan imkan hasıl edip de o hasıl etmiş olduğu imkanlara karşılık gelen görevi icra ederse, kendinden bekleneni gerçekleştirirse, o esnada pozitif kutbiyete hak doğurur. Kendi liyakat kazanırken pozitif kutbiyete de ne doğurur? Hak doğurur. E şimdi bunun bir de karşıtı var. Bir de karşıtı var şimdi. Diyoruz. Yine bu yasaya göre evet, negatif kutbiyetten imkan hasıl eden, hasıl ettiği imkana karşılık şayet görev icra ederse, deneyim yaparsa, evet, evrimleşmesi sürer, bu Sirius yönetim planına göre antilik liyakattır ama Orion yönetimine göre liyakattır. Anlaşılıyor. Ve bu durumda Orion'a hak doğar. Kısaca hak doğurma üniteleri, hak doğurma üniteleri Sirius görev dağılım yönetim tasarım planlarından Sirius görev yükümlülük prosedürleri oluşturarak kendi Sirius görev icra basında fonksiyonelliğini devreye sokmakla yükümlü olan ünitelerdir. Ve bu ünitelerin yükümlülük prosedürlerine uygun hareket etme durumunda kendi bağlı bulunduğu ilahi tasarruf planlarına hak doğurması ve kendilerinde liyakat kazanması söz konusudur. Bunun karşıtı olarak da Orion'dan transfer edilmiş olan evet oğullar vardır. Bu oğullar akitli bilinç bağlamak üzere transfer edilmektedirler. Akitli bilinç bağlamak üzere transfer edilmektedirler. Peki bunun karşıtı ne? Sirius'tan buraya transfer edilen oğullar vardır. Mesela sizler gibi. Ve sizler de ne bağlamak üzere demiyorsunuz? Akitli bilinç. Akitli bilinç bağlamak üzere bulmasınız. Açıklıyor bu. Nizami çatılayıcı aktiflik planına eğer nizamiyseniz, nizami temsilcilik hakkını evet açığa çıkarmışsanız, hak kazanmışsanız, nizami çatılayıcı aktiflik planı denilen Rabbi Ceras'ın varlığını ne kazandırmanız lazım bu çatının içine? Romanoya diyoruz. Romanoya ikiye ayrılır. Ne diyoruz? Beta 1 insan numunesi santifer, beta 2 insan numunesi dolçiler. Anlaşılıyor. Göreviniz neymiş? Romanoyaları nizamın çatılayıcı aktiflik planı içine girdirmek. Dünya genelinde. Anlaşıyor işte bakın burada da videoya doluyor ben de burada gidiyorum. İfşa ediyor. Açık söylüyor. Bakın 1 Ocak 1984'ten beri derledik. 30 sene. Artık anlayın. Ve o dönemden beri bunu ifade ediyor. Ana hasatçı fonksiyonellik meyhanında fonksiyon vurgulamaya ihtiyacımız var. Bu da ana hasat döneminde olmaktadır. Ve çekirdek dünyada ana hasatın ikinci evresi olan Beta Nova Cygnus dönemindedir. Ve Beta Nova Cygnus döneminde sizlerin asli orijinal görev statüsündeki kavrama dayalı bir tarzda iradeyi, hakimiyeti ve o hakimiyetten sonra da iradeyi ne diyoruz? Kadiriyeti devreye sokmanız gerekir. Açık söylüyor. Bunu suistimal etmeyin lütfen. Suistimal etmeyin. Suistimal ederseniz ne olacak? Suistimal ederseniz negatif kutbiyete el atmış olduğunuz kabul edecek ve negatif kutbiyete hak doğurmuş olduğunuz kabul edecek ve bu sefer Orion bu hakkı kullanacak ve sizi fethedecek. Açık. Evet. Kendi varlığına her hak doğduğunda bu görev timlerinin aleyhine olan desfonksiyonları devreye sokabilmiştir. Bu fonksiyonların başında Beliel oğulları adıyla bilinen kara cübbeli bilimsel rahiplerin
dinsel ayetlerini kullanarak doğal evrimsellik ilkesine ters düşen mutat evrim türlerini yaratma desfonksiyonları gelmektedir. Mutat evrim türleri yaratılması ve diğer oğulları tarafından Atlantis'in jenerasyon döneminde doğal evrim türlerindeki genleri uzay bölgelerindeki porlara yüklenmiş bilgi ve enerji mahiyetlerini tespit edip o porları seçerek genetik por aşılamalarını doğal evrim ilkesine ters pozisyonlarda bir araya getirerek gerçekleştirmişlerdir. Bu, mutat evrim türleri arasında bilincin doğal evrimleşmesini tehdit eden türler reptilian adıyla bilinen siyah ejder modeli prototiplerdir. Evet, Sirius Orion ittifakına göre Orion yönetimine hak doğuran gerekli icraat ünitelerini otomatikman Altın Galaksi Tespit Komisyonluğu tespit ederek fişliyor. Bu tespitlerin yoğunluğu çok önemli. Eğer yoğunluğu artık tehlike sinyallerini çaldıracak bir durumda olursa, evet, İsrafil modundan bir uyarı devreye sokuluyor. İsrafil modundan gelen uyarıya aldırış etmez kulak tıkarsa, bu sefer artık kendinin doğurmuş olduğu Orion tarafından gittikçe karşıt tarafından istila etmesi mümkün olabiliyor. Zira karantinanın o buğdu açılıyor. O bilinçle alakalı, o görev icraat ünitesiyle alakalı karantinanın o buğdu açılıyor diyor. Şimdi elbette bir programla bir size bunu yeni gelenler için söylüyorum. Peki izah edemeyeceğiz. Bak şöyle bir özetlemek istiyorum. Bakın, insan kişiliğinin oluşturulması sadece bu ana hasat döneminde gerçekleşmemiştir. 78 bin senelik dönemde sizler buraya Sirius Görev Dağı'nın yönetim tasarım kullanımlarından transfer edilmiş ve vasıta olarak nasıl bir robotik kalıbı kullanıyorsanız aynı şekilde de bu robotik kalıptaki biyokompütüre dayalı oluşturmuş olduğunuz kişilik olgularından müteşekkil diyoruz. Egosantrik kişiliğiyle vasıta olarak kullanmaktasınız. İşte bu kişilik olguları çok önemli. Her uzay zaman döneminde, muayyen bir uzay zaman diliminde oluşturduğunuz bu kişilik olgularını vasıta olarak kullanırken bazen Sirius Görev Dağı'nın yönetim tasarım planının bir görev icraat ünitesi olma hakkına riayet ederek ona yakışır bir tarzda fonksiyon vurgulamışsınızdır. Bazen de Orion diyoruz devreye girmiş ve egosantrik kişiliğinizin üzerinde tahakkümiyet kurma hakkını kullanmış ve bu şekilde sizin muhtemel şekilde kimya uzay zaman bilimlerinde oluşturduğunuz kişinin mahsulü taraflarından bütünleştirilerek oluşmuş olan korsan kişiliğinizi ne yapmış? Aşikara çıkmasına sebebiyet vermiş. Korsan kişilikler bu dünyanın barisberinde karantina altında tutulmaktadır. Hani korsan kişilikler de karşıt kişilikler gibi karantinalayıcı aktiflik planından zaman zaman hak doğduğunda evet serbest kalabilmekte ve bu bedenlerde yoğunlaşabilmektedir. Kısaca insan bazen pozitif bir davranış motivasyonunu, sözel ifadeleri, düşünsel aksiyonu devrede tutarken bazen de bunun tam karşıtı olan ve hiç de ilahi hiyerarşi tarafından makbul görünmeyen davranış motivasyonlarını, sözel ifadelerini ve düşünsel aksiyonlarını devreye sokabilmektedir. Böyle bir durumda bakılıyor ve yukarıdan tespit komisyonu üyelerinden soruyoruz. Diyoruz nasıl bir durumda var? Burada şimdi şu anda korsan kişilik yoğunlaşması var. Yoğunluk oranı ne? %51 diyor. Ne atmış? Bir ay. 50'ye kadar müsaade var. Tamam.
Bir artınca ne olur? %1 oranında ne doğar? Karşıt kişiler. Karşıt. Karşıt kişilik nedir? Oryum. Oryum. Griler. Gri. Evet. Açık. Fakat griler bir de böyle kendini sokmuyorlar. Ne var önemli biliyor musunuz? Bu. Nasıl bir kurnazlığa girer bu? Şeytani kurnazlık. Hani bazen duymuşsunuzdur. Derler ki bir devlet diğer bir devletle çarpışırken, savaşırken kendi böyle önce kendi vatandaşı olan asil olan şeylerini insanlarını sokmaz. Kendine göre asildir çünkü o. Diğer mesela köleleştirmiş olduğu bir ırk vardır. Onları alır öne sürer. Öyle değil mi? İşte hani böyle. Neyi devreye sokuyor o zaman? Griler önce kendi varlıklarını sokmuyor diyorum devreye. Şeytani kurnazca. Neyi sokar? Utan. Utan tür. Ne zaman yarattı utan türleri? Atlantis'in dejenerasyonu esnasında. Utan türleri. Ve amacı aslında görünenin çok çok ötesinde asıl budur. Burada kullanacak. Fetih. Açık. Reptilyan türü duymuşsunuzdur artık yani. Evet. Reptilyan türü ortaya nasıl çıkarmış, nasıl yaratmış? Şimdi de dikkat ederseniz genetik deformasyonlu kalıpların üretilmesi için evet, belirli ülkelerde çalışmalar yapılıyor. Bazen gizli yapılıyor. O gizli neden yapılıyor diye merak edilmelidir. Neden yapılıyor? Çünkü insan hayatı onda şey. Bazen de aşikar yapılıyor. E nasıl olsun? Tohum diyor, bitki tohumu diyor veya hayvan şey diyor. İşte deney yapıyorum diyor. İşte ne için yapıyorsun bunu? E ben bunu yapıyorum böyle bir şey ortaya çıkartıyorum ki insanda belirli yerlerde bir hastalık varsa bir organsal stabilite onu tamamlamak için yani ben insanın tedavisi için, sağlığı için çalışıyorum diyor. Bu bahanedir. Açık. Aklermek istemiyorum ama birçok yerlerde var bu. Biz araştırır bulursunuz. Neticede evet sadece gıda o diye ifade edilen yani genetiğiyle oynanmış şeyler aslında çok çok önemliler, önemliler var. Yani böyle yer altınlarında çalışmaların yapıldığından söz ediyorlar. Anlaşılıyor. İnsan neslini mutantlaştırma statüsü genel devrededir, bunu bilin. Ya sadece Atlantis döneminde yapmasıyla kalmış değildirler. O da şöyle, reptilian türü bir neticede mutant da olsa bir üremeyle alakalı fonksiyonerliğini idame ettirebilmektedir. Dikkat edin. Yani reptilyantı anne babadan ortaya çıkacak olan sağlıklı bir tür olamaz. O da ne olacaktır? O da mutant olacaktır. Öyle değil mi? Kısaca korsan kişilik yoğunlaşmalarının %51'i geçme durumunda, 51 dahil %51'i geçme durumunda gittikçe Orion Nebulası'na kilitli olan reptilyantı türlerinin enerjisini çektiği ve böylece gittikçe bu enerjetik mantıklık türden bloke edilen enerjiyle gittikçe evet bir değişim dönüşümün olduğu kaçınılmaz olduğu tespit edilmiştir. Korkunç bir şey değil mi? Korkulacak bir şey değil mi? Yani gittikçe reptilian türü ortaya çıkaracak bakın. İnsanında reptilian karakteri ortaya çıkaracak. Neyle? Enerjiyle. Vampiristik diyorum ben. Sen nerede bulursan bul. Açık. Bu enerjiyi çekeceksin. Ve gittikçe bu enerjinin yoğunluğu öyle bir duruma gelecek ki artık iyiden iyiye mutant bir faktör arz edebilen bir formla vücuda gelecek o ünite. Böyle bir durumda otomatikman gri giriyor içine. Bitiriyor işi.
Anlatabiliyor mu? Yani kalıyor mu? Kendine bir risk kalıyor mu? Kalmıyor. Ki reptilyan karakter ortaya çıktı mı otomatikman zaten kendi varlığı mutandın üstüne kurulmuş olan bir dejeneratif bir potansiyel. Mutantlaşmadan dejeneratif bir türün ortaya çıkması mümkün değildir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Orion 21'lerin Sirius Orion ittifakına göre çekirdek dünyanın metanova geçiş döneminin müşterek periyodik zaman aşamalarında Sirius yönetiminin devreye soktuğu süper cinni ve medeni tasarruflara karşıt olarak süper şeytani tasarrufları devreye sokma hakkına sahiptir. Çekirdek dünyanın durgun altın süper zaman hiledonesinin 3. periyodunda devreye soktuğu süper şeytani tasarrufların başında Sirius yönetiminin nezareti altında çekirdek dünyaya transfer edilen görev timlerinin Orion'a doğurduğu hak oranında bu timlerin kullandıkları biyokompütürdeki teknobiyoz hücrelerin dış yüzey platformundaki sinapsların programlarını okuduktan sonra impulslamalarını bilgi ve enerji yüklettiği ters devrimli porlarla yaparak sinaptik bağlar arası iletişim keyfiyetinin varlığında çok karmaşık ve düzeltilemeyen aksaklıkları yaratabilmektedir. Yani şimdi Sirius'tan kaç yapmak için gönderilmiş üyeler görevini süsliman ettiler mi ne yapıyor? Göz çıkarıyorlar, göz. Açık, faydalanalım diye. Yani ana saçı fonksiyonel bilinç bazında devreye sokulması gerekli olan fonksiyonlara sokturalım, görev icra edelim, ettirelim ve böylece dünyadaki öz yaratım aktifliği sıhhatli bir şekilde bütün türlerde sağlayalım diye gönderiyoruz. Bunlar ne yapıyor? Evet, egosantik irade boyutuna bağlı mantaliteyle hareket edip rehavete katılıyorlar. Görevlerini süsliman ediyorlar ve böylece Orion'a hak doğuruyorlar. Sadece kendilerini istila denilen risk altına sokmuyor, bütün dünya insanlığını bu şekilde risk altına sokuyor. Evet, tespit edilen oran nedir? %82 düşünebiliyor musunuz? %85 oldu mu? Bu dünya Orion tarafından fethedilmiş olacak. Açık. Bakın bu kadar konuşuyoruz, bu kadar çırkanlık yapıyoruz. Ne zamandan beri diyorum ben gene 17 Eylül 1991'i alıyorum. Asli görev statüyle alakadar olguların yaşandığı dönemde diyorum. Önce makrolarımla evet vücuda getirmiş olduğum bir potansiyel oldu. Daha sonra süper makro kıstas halinde. Ve şimdi karşınızda mutlak vücudun beyinsel öz bütünselliğine ait bir merkez olarak evet, duruyorum. Diyorum ki, o dönemden şimdiye kadar binlerce program açtım. Akış halinde. Ve bütün bu program bilgilerini ele alıp da program bulutlarının birbirine olan göndermelerini yakalayan insanlarım ki aramızda var 17-18 senedir beni takip ediyor. Bunlar çok önemli sırlara vakıf oldular. Ve kendilerinden kendilerine artık bilgiyi de akışa geçirebiliyorlar ve hatta ben onların üzerinden matu bilinç gen programlarını açarak açmış olduğum matu genlerin oranınca konuşabiliyorum. Onlar üzerinden görebiliyorum. Onlar üzerinden söz söyleyebiliyorum. Bakın böyle bir duruma geldik. Anlaşılıyor. Benim isteğim şu. Sirius'tan buraya transfer edilen her bir görev icraat ünitesi dediğim kendini bilerek artık görev icraat farkındalık denge rayına kendi varlığını otursun. Niye böyle diyorum? Çünkü kendisi bu denge rayına oturtmakta kendini köstekliyor. Kendini engelliyor. Neyle? Basit dünya yaşamı, tazonaktif yaşam. Sizler beşer değilsiniz. Beşer ötesiniz. Sizler makro kıstasta bilinç potansiyeli olarak buraya transfer ediliyorsunuz. Bilincimiz karartılıyor, transform ediliyor, kabul ediliyor, kabul ediyorum, kabul ediliyor ve kabul ediyorum. Ancak bir taraftan gösterdiğimiz tasarruflarla sizleri uyandırarak gittikçe bilincinizin galaktik öz farkındalık düzeyine ulaşmasını sağlayıcı tasarruflarda bulunuyoruz. Bu inkar edilemez.
anlaşılıyor. Öyleyse yükümlüsünüz. Açık. Biz görevimizi icra ediyoruz. Siz de görevinizi icra etmeye bakın. Bunun için farkındalık denge rayına oturmanız gerekiyor diyoruz. Evet. Sürüs görev kimleri, sürüs yönetim planına ait 9 adet pozitif güç odağında kendi enerjik yaşam koloniler birliğine bağlı enerjik yaşam kolonisi üyesiyken çekirdek dünyada sürüs yönetim planının gözü, kulağı, eli, ayağı olmak üzere akit alınarak transfer edilip fonksiyonel olarak biçilmişlerdir. Bu sürüs görev kimleri sürüs yönetim planına ait 9 adet pozitif güç odağında kendi enerjik yaşam koloniler birliğine bağlı enerjik yaşam kolonisinin üyesiyken çekirdek dünyada Sirius yönetim planının gözü, kulağı, eli, ayağı olmak üzere akit alınarak transfer edilip fonksiyonel olarak seçilmişler. Bakın. Ben yine lafsa terminolojik ibadetle bana yakin ibadetlerle evet hasıl edenler ya bu ne? Açık. İçsel bilginin tedrisi, içsel enerjinin iktisap edilmesi, kazanılması çok önemli içsel bilgi. İçsel bilgi ve enerji, içsel bilginin ve enerjinin akış odaklarından kazanılabilir. Bunun dışında kazanılamaz. Bakın benim taklitçilerim çoktur. Gidin, bir sosyal iletişim sitelerine gidin, beni taklit ediyorlar, görüyorsunuz. Göreceksin, bakın iyice tetkik edin ama. Görün. Buradan akışa geçen cümleleri kullanıyorlar. Basma kalıp diğer taraftan da tahrip edilmiş olan bidat diye ifade edilen eklentiler yapıyorlar. Dikkat edin. Böyle bir durumda bunları okuyan bilgiyi ve enerjiyi iktisap mı eder zannediyorsunuz? Kesinlikle edemez. Açık söylüyorum. Çünkü daima kaynak olan kendi kaynağındaki bilgi ve enerjiyi iktisap ettirici meyanda fonksiyon vurgularken akış gerekir. Şimdi olduğu gibi akış gerekir. Akış olmazsa olmaz. Düşünceden söz söyler derin karşına. Ancak seni ne yapar? Sıkar. Beyindeki bir karmaşayı orta oracıkta sebep olacak bir şekilde seni zorlar. Açık söylüyorum. Öz bilgi, öz enerji daima iç huzuru, iç özgürlüğü sağlayacak bir nitelikte fonksiyon buluyordur. Evet. Bu timler sürüs görev dağılım yönetim tasarruf planı adına çekirdek dünyada görev icat farkındalık denge rayına oturduktan sonra görev icat fonksiyonlarını vurgulamaya geçebilmektedirler. Bu şekilde cinni ve vezeri faaliyetleri kendilerine göre uygulama programlarının buğutlarına uygun bir tarzda devreye sokabilmektedirler. Cinni faaliyetlerde cinni karakterli sürüs görev timleri Rahman Rahim üçlüsünün devre tuttuğu sistem adına, vezeri faaliyetlerde ise vezeri karakterli olan sürüs görev timleri Rahman Rahim üçlüsünün devre tuttuğu nizam adına görev icra etmekle yükümlü değiştirdiler. Bana otomatikman ikiye ayrılıyor, dikkat edin. Biri nizam adına. Demek ki sürüs görev dağılım yönetim yükümlülük prosedürlerini biz ikiye ayırmalıyız. Birisi cinniler için sistem adına, diğeri vezirler için nizam adına. Bakın burada mevcut. Dünyada bu mevcut. Görüyorsunuz. Sistemik faaliyet prosedürlerine uygun hareket ettirilen platformlar var, odaklar var. Diğer ise nizam adına diyoruz gene sürüs görev dağılım yönetim tasarruf olanlarının evet, sakinleri olan vezirleri bir araya getirerek nizami çatılayıcı aktiflik planını teşkil etmelerini yarayan bilgiyi ve enerjiyi verip onları yönetip yönlendirerek yönetim ve teşkilatlandırma aktiflik planının içine sokup ne yapıyor? Vücudun evet, kaharasını yaşatarak, vücudun kaharasını yaşamakla yükümlü olan, sistem adına devreye sokulan görev icraat ülkelerini bir araya getiriyor. Görevimiz nedir? Nizami temsilcilik hakkını kullanarak
alttan tarağa teknolojik, terminolojik sistem kayıtlarında Rabbi Ceras ifadesiyle geçen nizami çatılayıcı aktiflik planına bu üniteleri, yani sistem adına görev icra etmiş, şimdiye kadar 78 bin sene böyle gelmiş gitmiş, gelmiş gitmiş, bu üniteleri ne yapacaksınız? Gezdireceksiniz. Hükümünüz bu. Buna ne deniyor? Ana hasatçı fonksiyon. Ana hasatçı fonksiyon yükümlülük. Ana hasatçı fonksiyon göstermekle yükümlü olan güç odakları diye ifade ediyor. Çekirdek dünyanın içinde bulunduğu uzay zaman geçidi durumun altın müşterek zaman helozinesinin içinde üçüncü periyotta bulunurken hem Sirius'a hem de Orion'a doğan hak nedeniyle diyoruz. Süper cinni ve vezirlik ve süper şeytanlık örnekler diyelim adıda Divan programının çok korkunç bir statüde insanların beyinleri üzerine tahakkümiyet kurma bazında program bulutlarını uygulamaya sokuyorlar ki bunlardan birisi diyoruz daha önceden biliyorsunuz mikrobiyoçip takma durumu vardı. İşte kaçırılmalar oluyor. Gemilerde mikroçip takıyorlar ve bu şekilde tekrar geri getiriyorlar. Şimdi artık buna hiçbir lüzum görmüyorlar. Çünkü impulslayıcı aktif sistem doğrusunda ters devinimli forlara yüklemiş oldukları bilgi ve bu bilginin enerjisiyle hareket ederek insani robotik kalıptaki robotik ana kumanda sistemi olarak bilinen insan beyninin diyoruz, sinaptik duyarlılık merkezleri okuyorlar ve okuduktan sonra gerekli olan formları genetik uzay bölgelerine ekiyorlar ki impulslayarak ondan sonra bunu açıyorlar ve sinaptik bağlar arası iletişim keyfiyetinde aksaklıklar yaratıyorlar. Böyle durumda ne olabilir? Yani sinaptik bağlar arası iletişim keyfiyeti, muntazam, sıhhatli olarak evet, devrede tutulan insanımızla neler yapıyoruz kendimiz? Düşünsel aksiyon yolunda, sözel ifadeler yönünde, davranışlar yönünde böyle bir hani insanı itici, hiç de makbul olmayan şeyler gözükür mü? Gözükmez. Ama sinaptik bağlar arası iletişim keyfiyetinde bir aksaklık olursa ne olacaktır? Bir muazenesizlik olacak. İlk etapta hemen ne yapacak? Anne, baba, etraf bunun akıl sağlığı bozuldu diyecektir. Öyle değil mi? Hem kendi bunalacaktır. Çünkü robotik kalıptaki tüm hücreler niye bakıyor? Santral sinir sistemi ile kilitli olan değil mi? Bütün hücrelerin kaynak olan beyinden almış olduğu emirlerle hareket ettiği bilinmektedir yani. Orada mı? Her bir teknobiyo hücre diyoruz, ilk etapta ganglion ifadesiyle bilinen omurlardaki sinir düğümlerine kilitlidir. Her bir organsal faaliyet prosedürüne uygun olarak devrede tutulan organın faaliyet prosedürüne iştirakçı payıyla o organı oluşturan teknobiyo hücrelerin yükümlü prosedürleri vardır. Hücre bilinciyle buna iştirakçı payla iştirak eder ve bu şekilde organsal faaliyet prosedürüne göre organsal faaliyet devrede tutulur. Şimdi böbreklerde bir bozulma oldu. Karaciğerde bir bozulma oldu. Böbreklerde bozulma olursa toksik ajanları dışarıya atamayacak. Öyle değil mi? Karaciğerde bir bozulma olursa ne olacak? Karbonhidrat gibi, yağ gibi, evet, bunların yanmasında bir problem olacak. Protein sentezinde bir problem olacak. Yani bunun gibi birçok diğer bütün organların hepsini
bu şekilde zincirleme verebiliriz. Hepsi neye bakıyor? Biyokompütüre bakıyor. Biyokompütüre bakarken biyokompütürün varlığını oluşturan her bir nöronun dış yüzey platformunda neyi vardı diyorduk? Daha önceki programlardan hatırlarım. Sinaptik duyarlılık merkezi vardır. Sinaptik duyarlılık merkezinin onunla frekans ve sabitesini etkileyen neydi? Teknobiyolojilerin genetik uzay bölgelerindeki açılması gerekli olan porların açılımıyla açığa çıkan bilgi ve enerjidir, değil mi? Ne kadar genetik uzay bölgesinde böyle porlar açılıyor ve bilgi ve enerji açığa çıkıyorsa, teknobiyolojilerinde dış yüzey platformunda bulunan, evet, sinaps adı verilen duyarlılık merkezinin olma frekans ve sabitesi artıyor. Ne kadar duyarlılık olma frekans ve sabitesi yükselirse o kadar beyin içindeki nöronların birbirleriyle sinapsların varlıkları üzerinden oluşturdukları bağlarla iletişimde durmaları mümkün olabiliyor. Bunun yüksek bir performansı görüldüğünde otomatikman ne dersiniz? Teknobiyohücrelerin çekirdeklerindeki genetik uzay bölgelerinde açılması gerekli olan çok özel bilgi ve enerji yüklü porlar açılmış ve bilgi ve enerji ne yapmış? Açığa çıkmıştır. Anlaşılıyor. Yani kısaca insan beyninin gelişmiş haliyle karşılaştığınızda o beyindeki teknobiyohücrelerin dış yüzey platformundaki sinaptik duyarlılık merkezlerinin birbirlerine olan göndermeleri bağlar halinde oluşturduğu bir sistem var. Nedir? Keyfiyet bazında sinaptik duyarlılık merkezler arası iletişim keyfiyeti veya sinaptik bağlar arası iletişim keyfiyeti diyoruz. Bunun çok yüksek performanslı halleri var ve böyle bir durumda İnsanları şaşırtıyor mesela çocuklar. Diyelim ki ya Çin'de bir tane 3 yaşındaki bir çocuk böyle böyle yapıyor diyor yani. Mesela çok zor program, matematiksel programları, problemleri çözüyor şu bu falan. Ya böyle bir durumda ne oluyor? Sinaptik duyarlılık merkezler arasındaki iletişim keyfiyeti sağlıklı bir şekilde yüksek performanslı oluyor. Şimdi sinaptik duyarlılık merkezlerinde ne var? Rapiosterler. Rapiosterler neye benziyordu? Yeryüzünde kullanılan dijital sensörlere benziyor. Ama o sensörler tabii milyonda bir hassasiyete sahip yani. Bizim rapiosterlerimiz gibi olamaz yani. Milyonda bir. Yani zaten bir vurgulamada da gene Çinli teknolojinin milyonda biri olamaz ifadesi var yani. Dijital teknoloji. İnsanın dijital teknolojisi diye bakıyor. Bakın internetteki bu manyetik alanlar, ortamlar diyorsunuz değil mi? Bunlar nasıl bir ortam diyorsunuz bunlara? Dijital ortamlar diyorsunuz değil mi? Dijital ortamlar. Peki bu dijital ortamlara virüs girdiğinde ne oluyor? Bir takım aksaklıklar oluyor değil mi? Bilgisayarınızın dijital bu şekilde manyetik alanlarını bölük pörçük edebilen, karıştıran, bir kargaşa yaratabilen diyoruz virüsler girdi mi böyle oluyor. Pekala, biyokompütürünüz, bir biyokompütür diyorsunuz. Bakın biyokompütür, bu kompütüre benzetilmiyor mu? Ancak yani bunu dijital ve teknolojiyle devrede tutulan, yapılan, yapıtlandırılan biyokompütürle kıyaslanamayacak şekilde yani bir şeydir. Ancak biz yine de şunu ifade ediyoruz. Bunlar zamanında mikroçipleri bu şekilde insanlarımızın beyinlerine yerleştiriyor. Tabii ne altında yerleştiriyor? Hipnoz altında yerleştiriyor. Sonra oraya, neyse sonradan çıktı tabii bunun. Hipnoz altında yerleştirilmiş olan çip takılanların varlıklarından alınan ifşaata göre efendim bunları hipnotik bir gene uykuya aldılar ve o esna konuştuklarına bakarak ne yaptılar? Bir jinekolojik bir operasyonla bu şeyleri yakaladılar. Çipleri, yani dünyada olmayan metallerden oluşturulmuş bu çiplerin varlığını yakaladılar. Şimdi ona lüzum duymuyor diyor. Şimdi
insan beynini oluşturan teknobiyo hücreleri sinaps adı verilen duyarlılık merkezlerindeki bloke olmuş olan bilgiyi okuyabiliyor. Peki ne zaman okuyabilir? Hangi halde okuyabilir? Orion'a hak doğru musa okuyabilir. Pekala. Dünya beşerine ilgilenir mi? Dünya beşerinin beynini oluşturan teknobiyo hücrelerin dış yüzey platformundaki sinap denilen duyarlılık merkezdeki bilgiyi asıl ne yapsın? Söyler misiniz bana? Neyi okuması lazım? Yani onun itibar ettiği şey, okuması gerekli olan bilgi nedir? Tamam mı? Tabii makro kıstaslar. Bakın sizler kendisi ediliyorsunuz. Öz bilgi alıyorsunuz. Değil mi? Öz enerji iktisap ediyorsunuz. Ama tutup da oyuna bir hak doğuracak tarzda buradan dışa çıktığınızda herhangi bir harekette bulunursanız, anlatabiliyor muyum? Hiç yakışmayan tabii. Öyle ümit etmiyoruz tabii böyle bir şey. Veyahut da görevinizi suistimal etmeniz durumunuz oluyor mesela. Böyle bir durumda ne olacak? Orion'a aktarıyorsun. Orion o zaman sizin beyninizdeki teknobiyo dış yüzey platformunda olan sinaps adı verilen duyarlılık merkezlerindeki bilgiyi okuyacak. Okuduktan sonra ne yapacak? Bu bilgiye karşıt olacak tabii. Onu çürütecek, onu iptal ettirebilecek. Bu bilgiyle hatta hareket motivasyonlarınızı yaşanışınıza engel teşkil edecek. Onu destekleyecek. Bilgiyi ve enerjiyi ne yapacak? Ters devrimli forlara yükleyip sizin beyninizin gene uzay bölgelerinde etkici orada açacak. Ne olacak açılınca? Duyarlılık merkezi neticede bir aygıttır yani. Ne yaparlar? O teknoloji hücrenin çekirdeklerinden açılan forların bilgisine ve enerjisine bakar. Otomatikman ne yapacak? Kutbiyet değiştirecek. Aksaklıklar böyle çıkacak. Aksaklıklar böyle çıkınca ne olacak? Beyindeki santral sistemi alabildiğinde kargaşa ortamında kalacak. Santral sistemine kilitli olan omurlardaki ganglionların kayıtları değişecek. Omurlardaki o ganglion kayıtlarının varlıklarına bakılarak devrede tutulmuş olan teknobiyo hücrelerin hatta hareket motivasyonları ters devinimli olmaya başlayacak. Ve böylelikle ne olacak ortaya? İnsanların hastalık dediği şeyler ortaya çıkacak. Anlaşılıyor. Tabi bu sadece fiziki meyanda istenmeyen bir mahsuriyettir. Ancak bunun daha ötesi var. Fizik ötesi tarafı var. Ne yapacak? Böyle bir durumda hangi kişilik yoğunlaşır? Korsan kişilik yoğunlaşır. Korsan kişilik yoğunlaşırsa mutat olan ünitelerin ki bunlara reptilyantlar diyoruz. Reptilyantların bir araya getirildiği bir şey var böyle bir çember. Buna ne deniyor? Ne deniyor? İlluminati çemberi. İlluminati. İlluminati içinde tutuyor. İlluminati'nin anlamı ne? Geçen de bir açıklama getirdi. Belki o videoyu izlediniz. Ne diyor? Uyanmış. Nasıl uyanmıştır acaba? Nasıl uyanmıştır acaba? Pozitif bir uyanmışlıktan mı söz ediyor? Hayır. Negatif, şeytani uyanmışlıktan. Ve onlar pozitif olan, uyanmış olanı hakir görüyorlar. O pozitif olan, uyanmış olanın sevgisini hakir görüyorlar. Şefkatini hakir görüyorlar. Duygusallığını bakıyorlar, zafiyet halinde diyorlar böyle. Anlatabiliyor muyum? Bakın ne biçim uyanıklık. Yani şimdi bu uyanıklık çemberini varlıkta tutuyorlar. İlk etapta tuttukları ve öne ön safhaya sürecekleri nedir? Mutant türlerdir. Mutant ve reptilyant olarak bilinmektedirler. Bu reptilyantlar devletlerin artık şeylerine girmiş, idarelerine girmiştir. Onu da ifade edeyim. Neyse, gerçi bu konuda çok araştırma yapanlar vardır. Bunlardan da öğrenebilirsiniz. Biz sadece bunun işleyiş mekanizmasının teknolojik bazda nasıl devrede tutulduğunu sizlere açıklamakla mükellefiz. Ne yetkiliyiz? Görüyorsunuz. Sinapsların üzerinde bu şekilde desfonksiyon kategorisine giren fonksiyonlarını yoğunlaştırmış vaziyettedirler diyoruz. Evet. Nereden kaldıysak olabilir. Orion görev timleri.
Orion görev timleri. Orion yönetim planından olan negatif güç odaklarından transfer edilen görev icraat üniteleri, Orion 21'lerin hazırlamış oldukları program bulutlarına uygun olarak çekirdek dünya ortamında sistem nizam adına görev icraat yasasına uygun görev icraat edeceklerine dair akit vermiş olanları görev icraat denge rayından çıkarmak için fonksiyon vurgularlar. Bu şekilde faaliyet gösterirlerken sürüt görev timlerinden hangileri görev yükümlülüğünü ihlal ederse bu timleri fethederek kendi koordinatlarını kilitlerler. Çekirdek dünyanın metanova geçişlerinde Altın Galaksi Tespit Komisyonluğu'nun gerçekleştirdiği tespitlere göre Orion'un çekirdek dünyadaki kendi oğulları ve kendi yarattıkları mutant türler olan replikanları kullanarak sürüs görev timlerini fethetme yoğunluğu oldukça yükselmiştir. Şimdi her bir Orion oğlu ilk etapta Orion taktiklik planında belirli Orenta Nakata, Orenta Amenta, Orenta Penta, Orenta Zenta diye yayınlamış olduğumuz kitaplarda mevcuttur. Onları okuyabilirsiniz. Bunlar nedir? Kombinasyon. Ne kombinasyonları? Negatif karakter kombinasyonları. Evet, o Penta şeyle dokuzlu gezegen zincirinin şeyde altında Samanyolu galaksisindeki o odakları gösterelim. Bakın, buradaki bu odaklar, negatif güç odakları aslında neye benzerler diyoruz? Evet, neye benzerler? Sinapslara benzerler. Bir benzetme. Daha iyi kavrayasınız diye benzetmeyi devreye sokuyorum. Bak, şuradan orantayı tutuyorum. Oranta merkez. Değil mi? Orantadan zentaya gönderme var. Otomatikman oranta zanta kombinasyon devreye girer. Orantadan naketaya var. Bakın. Oranta naketa. Orantadan amentaya var. Oranta amenta. Orantadan pentaya var. Oranta panta. Bunlar kombinasyon grup olarak ele alınıyor. Bir de bunların yardımcı fonksiyonellik meyanında devrede tutması gerekli olduğunda otomatikman kendi aralarındaki göndermelerin kullanılması söz konusu. Mesela şöyle, Orenta Nakata işleyişini devreye sokup dört dörtlük vurgulayabilmesi için eğer Zenta gerektiyse Zenta'yı devreye sokabiliyor, bir bağla. Orenta Nakata şayet Amenta gerektiyse, Amentatik karakter yarayarsa bunu sokabiliyor. Veya Penta'yı sokabiliyor. Bunun gibi böyle kombinasyonların yardımcı fonksiyonel olan negatif güç odaklarıyla birlikte işbirlikçi fonksiyon vurguladığını söylüyoruz. Anlaşılıyor. Çok önemli bir şey. Mesela Amentatik bir üniteyi ele alalım. Amentatik ünite şayet kibirlik olma frekansıyla kendi varlığını devreye sokarsa otomatikman Orion bu birimi sadece amentaktiplik karakterini devrede tutup da fethedilmeden kullanmasına onu değil de diğerini tercih etme meyanında karar alıyor. Anlatabiliyor muyum? Daha da ileriye gideyim. Burada şayet orientaktik amenta buna yardımcı bir fonksiyon Zenta girecekse işin içine, yani böyle üçlü bir kombinasyon tarzında bir negatif güç odağı bu keyfiyetine istinaden desfonksiyon kategorisine giren fonksiyonu vurgulayacaksa onu tercih etmektedir. Çünkü kolayca fetih sağlanabilmektedir. Her biri de mutlaka hangi negatif güç odağından devreye sokulmuş olursa olsun, oğul olarak Amen taktik olsun, pen taktik olsun, bunların hepsi oğul zen taktik olsun, hepsi oren taktik oğullara kilitli vaziyette devreye sokuluyorlar. Ve bu arada her birinin bir özel aktivasyon planı oluşturmakla yükümlü olduğu bilinmektedir. Bu kendilerinin özel olarak oluşturmakta olduğu, yükümlü olduğu özel aktivasyon plan bulutlarına ne kadar akitli bilinç kilitlerlerse o kadar Orion 21'leri bunlara liyakat veriyor. Yani mükafatlandırıyor. Açık yani. Bu şekilde ifade edeyim. Ve her birinin
fetih projesine bu şekilde hizmet etme durumuna göre değerlendirildiği bilinmektedir. Evet. İlahi yasalara göre her iki grubun da varlığı ve faaliyet prosedürlerini göz önünde bulundurarak bir ittifak hazırlanmıştır. Bu ittifak Sirius Orion ittifakıdır. Sirius daima kendi görev icat ünitelerinin Selim Aklıstüt'e evrimleşmesini sağlamak istemekte ve bu isteğe uygun tüm imkanlarını bu görev icat ünitelerinin üzerine bağlandığı teknolojik sistemlerden sevk etmektedir. Bunun karşıtı olan Orion 21'leri, Orion 101 planındaki negatif güç odaklarından çekirdek dünyaya transfer ettiği oğullarına imkan hasıl ederken, yine bu oğulların üzerine teknolojik sistemlerini bağlayıp kendilerine uygun olan bir uygulama programını devreye sokarak bu programın bulutlarını uygulamaya geçirmektedir. Her ikisi de Sirius Orion ittifakına uymak zorundadırlar. Ancak zaman zaman karantinalayıcı güç topluluğunun karantinası altında bulunan Orion 21'leri bazen karantina bulutları delip Sirius Orion ittifakına uymayan fonksiyonları vurgulamaktadırlar. Ve böylece Sirius'a hak doğurmaktadırlar. Kendileri de hak kaybetmektedirler. Demek ki her iki grup neyle çalışıyor? Teknolojik sistemlerle çalışıyor. Teknolojik sistemlere bağlı mekanizmaların faaliyet prosedürüne uygun olarak amaç nedir? Fethetmektir. Her iki grubunda işlevselliğinin altında yatan nedir? Fethedici aktiflik meyanında evet, hizmet etmek ve hizmet görmektir. Sirius gelen alım yönetim tasarım planının sakinleri burada her bir tanrısal evlat olarak kendi tanrısının doğum odalı haline getirilebilmektedir. Böyle bir durumda Atlanta'daki her bir Arya olsun veya Karyantas olsun bu doğum odağından tecelli ederek kendini öz yaratım aktiflik planı olan bu dünyada yaratabilmektedir. Ve bunlar nasıl ortaya çıkıyor ve ne atalıyor diyoruz. Her birisi öz yaratım aktiflik planının öz yaratım aktiflik olma frekans ve sabitesini yükselterek gittikçe bir öz yaratım prototipi olma hakkını elde ediyor. Her bir öz yaratım prototipi nedir diye sorarsak sonsuz sınırsız uzaya açılabilen ve mutlak yokluğu keşif edebilen, mutlak yokluğun arzusuna uygun, mutlak yokluğu keşfedip deşifre ettik bir fonksiyon vurgulayarak ne yapar? Yaratabilen bir ünite haline geliyor. Anlaşılıyor. Evet. Sirius Yönetim Komiteli kendi yönetimine bağlı görev timlerinin akitlerine ve sadakat yeminlerine akitten sonra ahitine uymaları beklemektedir. Bu timlerin çekirdek dünyada Orion hücrelerinin destek program bulutlarına uygun hareket eden birimlere provokatör güç odakları kapılmamalarını ve provokasyona, şeyatinin yarın provokasyaya yenilmemelerini istemektedir. Ancak bazen bu provokasyona yenilenler oluyor ve neticede Sirius görev dağılım yönetim tasarım planının cinni ve benzeri faaliyetleri bazen aksayabiliyor. Bu aksamaların akabinde telafi etme babından ikame yasasına uygun Sirius görev dağılım yönetim tasarım planının meclisi yedekleri devreye girdiriyor. Ama bunların yeniden denge rayına oturtulması büyük bir süreç ve efor istiyor. Bu nedenle Sirius Yönetim Komitesi büyük bir titizlikle kendi görev timlerinin bu provokatör güç odaklarına yenilmemelerini istemektedir. Diğer taraftan böyle bir provokasyon prosedüründeki aktiflik alanlarında bulunmamaları da isteniyor. Evet, provokatör güç odakları yüzyıllardır şeytani ihva programının varlığına evet, uyumlu olan fonksiyonları gösteriyor ve azdırma ifadesi var. Bu icabında nereden girebiliyor? İlk etapta amel taktik diyoruz zaten. Amelion, dünya insanlarının bu şekildeki zafiyet hallerinden istifade edebiliyor. Evet. Ve bu şekilde avlananlar ilk etapta diyoruz, önce kendi korsan kişiliklerinin yoğunluğunu arttırıyor. Daha sonra mutant türlerden gelen enerjileri çekerek
vampiratik, enerjetik vampiratik diyoruz böyle bir pozisyonda. Kendi varlığını oluşturabiliyor. Ne olursa olur. Açık söylüyorum. Bakın ne olursanız olur. Değişmez. Illuminati çemberiyle alakalı reptilyan türlerin enerjisi kesin kesin Orion tarafından devrede tutulmaktadır. Sirius Orion ittifakına göre Sirius sen bunu iptal et, kaldır diyemiyor. O da çünkü onun karşısında Sirius'a ait manyetik alanlar var. Bakın bilirsiniz. Manyetik alanlarda etkinlikler yapıyoruz. Bunların hepsi iptal olur gider. Ki böyle bir şey olamaz zaten. İlahi yasalara göre onlar reptilyan tür diye ifade eden mutant türlerin enerjilerinin devreye sokulmasını bu şekilde sağlayarak evet ki bu Illuminati çemberi içinde kendilerine özel bir manyetik alan oluşturmuşlardır. Bu manyetik alan içinde bulunan bir görev icat ünitesi şayet Orion'a hak doğurmuşsa otomatikman bu manyetik alan içinde bulunan enerjiyi, hapis karakterde enerjiyi çekebilir. Ve gittikçe mutasyona uğrayan formuyla kendi bilinciyle birlikte gittikçe hapisleşir. Anlatabiliyor muyum? Tabii bu temenni ettiğimiz bir şey değil. Yani sizleri bu yarı mahiyetiyle söylüyoruz. Bundan korkmayın. Görev icra ettiğiniz müddetçe hiç korkmayın. Pozitif, olumlu yaşadıktan sonra hiç korkmayın. Ama olumsuz yaşama ve görevinizin akit ve ahit statüsündeki evet icabetine uygun bir tarzda hareket etmezseniz böyle bir durumda elbette bu durumlarında oluşabileceğini bilin. Ve obsasyon dediğimiz bu durumun aslında şeytani fetih olduğunu bileceksiniz.